Silivri Çanta Mahallesi'nde vatandaşımız iki hisseler olarak kurbanını bahçesinde kesiyor. Bu kestiği kurbandan 2-3 kilogram eti tüketiyor ve etlerin kokuşması üzerine 28 Ağustos tarihinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitümüze kişisel başvuru yapıyor. 31 Ağustos'ta da bu başvurusu sonuçlanıyor. Saat 18 itibariyle vatandaşımızın getirdiği etlerde pozitif antraks yani şarbon çıkıyor. Etler hemen bakanlığımızın personel tarafından imha ediliyor. Bu süreç içerisinde de ilçe tarım müdürlüğümüz Sağlık Bakanlığı ilçe müdürlüğüne bilgi veriyor. Akabinde de etlerle temas olma ihtimali olan 28 kişi tespit ediliyor. Bunun 22'si hastanelere başvuruyor. Kalan 6'sının da hastanelere ulaştırılması konusunda çabalar Sağlık Bakanlığı tarafından sürüyor. 13 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuruyor. Bunun 6 tanesi taburcu oluyor. 4 tanesinin el ve bileklerinde lezyon tespitiyle deri şarbonu şüphesi var. PCR dediğimiz ileri tetkikler neticesinde şarbon olup olmadıkları anlaşılacak. 3 kişi de faranjit, ateş ve benzeri semptomlardan dolayı tedbiren tutuluyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de 9 kişi başvuruyor. 8'i taburcu oluyor. Birinde faranjit şüphesi var. Gene ihtiyaten hastanemizde tutuluyor. Yani 22 başvurunun toplam 2 hastanemize 22 başvuru yapılıyor. Bunun 4 kişisi üzerinde 4 vatandaşımız da şarbon ihtimali üzerinde duruluyor. Şarbon insandan insana geçmiyor, onu da söyleyelim. Bu sebeple Evet. vatandaşlarımız bu hastaneleri kullanmaktan imtina etmesinler. Deri şarbonda tedavisi olan bir hastalık, yani antibiyotikle tedavisi mümkün. Hayvandan bulaştığı durumlarda da genelde deri şarbonu ile karşı karşıya kalıyoruz. Hayvanın alındığı Silivri'deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 tane hayvan var. Diğer hayvanlarımız sağlıklı. Hayvanlar özel şahıslara ait ve altını özellikle çizelim, hayvanımız yerli. Yani ithal bir hayvan kesilmemiş. İşletmede kordon ve karantina tedbirleri il müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Bu tespitlerin üzerine de hayvanın satın alındığı işletmenin 10 kilometre etrafında tedbiren bulunduğu tespit edilen yani 3500 hayvanımızı sabah saatlerinde aşılayacağız. Yani 3500 hayvanımızı tedbiren aşılıyor olacağız. Nerede? 10 kilometre etrafında bu işletmenin. Aşı çok hızlı etki ettiğinden özellikle bölgedeki vatandaşlarımız da müşteri olsunlar. Bölgede de başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz. Bu hastalıklardan dolayı vatandaşlarımız rahat olsun. Et tüketmeye de devam etsinler.